Bu dersimizde biraz daha farklı bir şey yapıyoruz. Artık uygulama olacak nitelikte bir örnek yapıyorum. Değişkenleri gösterdik. Şimdi değişkenleri instance editable nasıl yapacağız onu göstereceğim. Instance editable dediğimiz şey ne? Yani değişkenleri oyun dünyasında da görebilmek. Şimdi tabii böyle deyince pek anlaşılmamış olabilir. Bir örnek üzerine göstereceğim. Şöyle bir küp aldım. Sol taraftan basic'ten küp. Buraya küp diye aratırsanız yine bulabilirsiniz. Şöyle aldık küpü. Bunu hemen bir blueprint haline dönüştürelim. Blueprints klasörüne ne diyelim? İşlem küpü alt tire BP diye bir isimle kaydediyorum. İşlem küpü. Şimdi burada ya şöyle bir şey yapacağım. Üzerinde bir tane yazı olacak bu küpün. Yanına gelince o yazı aktif olacak ve o işlemi yapacak. Yani kaçla kaçı toplaması gerekiyorsa o işlemi yapacak. Bununla ilgili bir blueprint yapmış olacağım. Evet. Yazıyı üstüne yazdırmak için bir bileşen var. O da text render olarak geçiyor. Buradan add component'tan text render diye bu bileşeni ekleyeceğim. Şöyle yukarı kaldırdığımızda bakın text diye bir yazı yazıyor. Getirelim. Bakın burada text yazan şeyi ne yaparsam o oluyor. Buradan değiştirebiliyorum. Buradan işte center yaparak tam ortalı olmasını sağlıyorum. Tam ortalı olursa iyi olur. Buradan da text center yapalım. Dikey olarak hizalamasında text center yaparsak tam bir şekilde ayarlanır. İstersek şuradan büyütüp küçültebiliriz ama şu an için bu bir olarak kalsa yeterli. Bakalım şimdi oyun dünyasında nasıl gözüküyor? Bakın oyun dünyası da bu şekilde gözüküyor. www diye üstünde yazıyor. Bunu döndüreyim şöyle. Hatta biraz da yazı boyutunu büyütebiliriz. x2'ye 2 şeklinde scale değerini büyütebiliriz. Şimdi bakalım biraz daha büyüdü. Daha okunaklı. Şimdi arkadaşlar bir toplama işlemi yaptıracağım. Ve toplama işlemini sonucunu text render'da göstereceğim. Şunları silelim. Begin play kalsın sadece. İki tane değişken belirliyorum. Yine first int integer türünde bir değişken. Bir de second int diye ikinci bir integer türünde değişken belirledim. İşte first int arkadaşlar get first int diyerek aldık. Second int'i de yine get second int olarak aldık. Şuradan bir pin alarak artı tuşuna basarak integer artı integer komutunu kullanıyorum. Ve buradan çıkan da bu iki sayının toplamı olacak. Şimdi bunu da şuradaki text render'a yazacağız. Yani şu text render var ya sonucu burada, küpün üstündeki burada yazacak. Bu text render'ın tekstini değiştirmek için önce text render component'ını şöyle bir alalım. Daha sonra bunun şuradan pin'den aldık mı set text diye bir komutu var. Set text. Evet. Kullanacağımız komut bu. Set text. Yani teksti setle. Teksti değiştir. Bunu buraya taktık. Şimdi bu komut bizden bir değer istiyor. Değer istiyor. İşte değer istediği yere şunu takacağız arkadaşlar. Yaptığımız komut bu. İki sayıyı topladık ve setText komutuyla textrender'a text'ini değiştirdik. Toplamı oyun başladığında, begin play olduğunda hemen bunu yap diyoruz. Şimdi play'e bastığımızda ne oldu? Sıfır yazdı. Neden? Çünkü first int sıfır, second int sıfır. İşte burada
instance editable özelliğini göstereceğim. Biz buradan varsayılanları değiştirebiliriz tabii ki. Varsayılanı değiştirdiğimizde de yine belli bir sonuç alırız. Hatta yapalım, birine 10 diyelim. Birine de 20 diyelim. Play dediğimizde 30 olarak sonucu aldık. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim, kübün üzerine tıkladığımda bu değişkenler burada gözüksün. Şu details penceresinde bu değişkenler gözüksün. Ve ben buradan değerleri değiştirdiğimde buradan da görebileyim. Değiştiğini görebileyim. Bunu yapmak için işte işlem kübü değişkeninin üstüne bakın. Sağ tarafta belki dikkat etmişsinizdir. Şöyle bir simge var. Kapalı göz simgesi bu. Buna tıkladığımızda açık göz olur. Second Int için de bunu yapalım. Buna tıkladığımızda açık göz olur. Şimdi compile yaptığımızda bakın artık details penceresinde o değişkenler çıkar. First Int ve Second Int'in varsayılan değerleriyle çıktığını görüyoruz. Mesela buraya 55 diyeyim. Buraya da 65 diyeyim. Gördüğünüz gibi iki sayıyı burada topladığını gördük arkadaşlar. Bunu bu şekilde Begin Play yaptığımızda ekrana yazdırıyor. Bunun yanına geldiğinde yapmak isteyeceğiz şimdi. Browse diyelim. Açalım işlem küpünü. Buraya Add Component deyip Sphere Collision ekleyeceğim. Sphere Collision. Sphere Collision'ı ekledik. Viewport'tan bakalım. Şu an çok küçük olduğu için gözükmüyor. Küpün içinde kaldı. Sphere seçiliyken Sphere Collision olacak ama. Üstüne gelince Sphere Collision yazıyor. Şunun radius değerini büyütüyoruz. Şöyle sağa doğru çekerek büyütüyorum. Belli bir büyüklüğe geldi. Daha sonra işte bunun eventini kullanacağız. Hangi event vardı? Component begin overlap. Add-on component begin overlap komutunu kullanacağız. Begin play'e gerek yok artık. Bunu çıkarabilirim. Ve buradan buraya taktığımızda ne oldu? Yani bu etrafındaki sfere overlap olduğunda hemen bu işlemi yap. Yani toplama işlemini, first int ve second int neyse onunla toplama işlemini yaparak işlem küpünün set text yaparak şu vv yazanı değiştir diyorum. Şimdi play dediğimizde bakın böyle yanına geldiğimde 120 olarak değişiyor. Yanına gelmezsem değiştirmiyor. Evet, bu şekilde örneğimizi yaptık. Şimdi farklı bir özellik daha ekliyoruz. Burada kübümüz oyun başladığında kaçla kaçı topladığını bize kaçla kaçı toplayacağını bize söylesin. Bunu yapmak için tabii ki begin play kullanmamız lazım. First int'i alıyorum. Get yapıyorum. Second int'i alıyorum. Get yapıyorum. Şimdi bunları string olarak ekleyeceğim birbirine. Append komutu kullanacağım bunun için. Append string kategorisi altında append komutu var. Şöyle birinci int'i ekledim. Ne oldu? Dönüştürme komutu koydu. İkinci olan artı olsun. Artı. Hatta bir tane boşluk. Sonuna da bir tane boşluk koyayım. Add pin diyerek bir pin daha ekliyorum. C denen yere de second int'i takıyorum. Ne yapıyor bu komut şimdi? Birinci sayı olan kaçsa birinci sayı onu buraya ekliyor. Daha sonra artı işareti ekliyor. Sonra ikinci sayı neyse onu ekliyor. Ve sonucunu buraya koyuyor. Yani metinleri birbirine eklettirmiş oluyoruz. Ve text render'ımızı yani şu www yazanı bundan çıkan sonuç neyse ona eşitleyeceğiz. Text render'ı aldık. Set text dedik. Şu şekilde geldi. Taktım bunu. Buradan çıkan da buna taktım.
Böylece begin pile yaptığımızda first int, second int neyse bunları birbirine ekleyip set text'te onu gösterecek. Play dedim, bakın 55 artı 65 diyor. Yanına geldiğimde 120 diyor. Evet, burada arkadaşlar text render'a make literal text diyerek bir hesaplanıyor diye bir yazı yazdım. Daha sonra 3 saniye bekledikten sonra hesaplamayı yapıyor. Böylece hesaplanıyor algısı vermiş olduk. Şöyle geldik, hesaplanıyor yazdı. 3 saniye bekledikten sonra sonucu bize verdi. Tekrar geldik, hesaplanıyor dedi. 3 saniye bekledikten sonra sonucu bize yazdı. İşte bunda ne yaptık? Text render önce hesaplanıyor diye literal text ile yaptık. Daha sonra 3 saniye bekledik. 3 saniye sonunda da hesaplamayı yaparak text render'ın textini değiştirdik. Tabii ki bu bir blueprint class olduğu için bunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Blueprint class olarak şöyle tıkladım. Alt tuşuyla çoğaltabilirim. Daha sonra şunu şöyle döndürelim. En dibe kadar taşıyayım. Daha sonra bir kopyasını daha alalım. Bunu da şöyle döndürelim. Evet, şu şekilde yaptık. Tabii bunların içeriklerini değiştirelim. Yani sayıları, toplama sayılarını değiştirelim. Buradan default'un altında first int, mesela bu 10 olsun. 10 ile 20'yi toplasın. Daha sonra şu blueprint class 15 ile 25'i toplasın. Bu blueprint class da 35 ile 45'i toplasın. Şimdi play'e bastığımızda bakın hepsi farklı farklı sayılar bize veriyor. Yanına geldiğimizde 15 artı 45 40 diyor. 35 artı 40 80 diyor. 10 artı 20 30 diye bize sonuç olarak gösteriyor. Son olarak da buradaki yazılar tam iyi gözükmüyor. Text render'ın yazıları. Bu text render'ın yazılarını daha açık bir renk yapabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Text render'a geldiğimizde bakın burada aslında bu yazı bir materyal. Bu yazı bir materyal. Bunun daha parlak hale getirebiliriz. Şuradan büyüteç simgesine basarak bu materyalin nerede olduğunu direkt gidebiliriz. Büyüteç simgesine basarak. Bastım büyüteç simgesine. Bakın burada değişik bir klasöre gitti. Engine Content, Engine Materials diye. Bu yani motor kaynağında bir yere gitti. Şimdi motor kaynağındaki dosyalara ulaşmış olduk. Bu tabii ki buradaki dosyayı değiştirmek çok iyi olmayabilir. Çünkü diğer projelerimizi de etkiler. Biz bu default text material opak diye bir material işte bu. Bunu biz kopyasını kendi content klasörümüzdeki bir yere kaydedeceğiz. Bunun için şuraya basıp şöyle hepsini getiriyoruz. Şöyle yukarı çıktığımızda bakın bizim content klasörümüz karşımıza gelir. Bu materyali direkt content klasörüne kopyalayabiliriz. Burası açıkken şurada materyalim benim. Sürükleyip content klasörü üzerine bıraktım. Copy dedim. Copy. Move demiyoruz. Copy diyoruz. Şimdi content klasörümüze geldiğimizde bakın burada materyalimi görüyorum. Kopyaladım materyali. Görüyorum. Artık materyalimi buradan atayabilirim. Şurada benim materyalim. Şuradan sürükleyip buraya atabilirim. Şuradan da şuraya sürükleyip bırakayım. Şimdi materyale çift tıkladığımızda bu materyalin rengini bir değiştirmeye çalışayım. Bakalım değiştireceğim mi? Değiştirebileceğim mi? Base color'a vertex color diye değişik bir şey takılmış. Bir bunu bir deneyeyim bakayım. 3'e basılı tutarak bastım 0 0 0 diye simsiyah bir materyal rengi verdi.
Bunu base color'a bir takalım önce. Evet, yazının rengi siyah oldu. Ben tabii daha açık şöyle bir renk istiyorum. Yeşil bir renk olsun mesela. Değişmedi. Şuradan değiştireyim bir de. Evet, biraz daha değişti. Daha açık bir renk olsun. Okey diyelim. Save diyelim. Bakalım olacak. Evet, viewport'tan baktık. Bu yazının rengi yeşil oldu. Daha okunaklı. Evet, daha güzel. 80 diyor. Biraz daha parlak olmasını istersek bu durumda materyalin emissive özelliğini değiştirmemiz lazım. Bir tuşuna basılı tutarak farenin sol tuşuyla basıyorum. Ve burada value diyor ya, değer. Buraya 100 girelim mesela. 100 girip bunu emissive'e takalım. Şimdi save yaptığımızda emissive parlaklık sağlayacağı için daha parlak bir materyal karşımıza gelecektir. Evet, gördüğünüz gibi daha parlak ama renginde kaybolmasına sebep oluyor. Herhalde çok emissive verdiğimizden oluyor. Bakalım onu yapsak. Herhalde emissive beyaz rengi yapıyor, yeşil rengi göstermiyor. Ama ister böyle yapın, ister emissive arttırın, daha parlak bir görüntü. İster rengini ayarlayın. Bu şekilde daha okunaklı olmasını sağlıyoruz. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Bu tekstin arkasına koyu bir fon atabiliyor muyuz başka bir şekil? İşte bu. Yani şey, konuşma baloncuğu olur ya, hani bir baloncuk gibi bir şey vardır. Beyaz, önünde siyah bir yazı vardır, onun gibi. Şimdi bu text renderlar maalesef Türkçe karaktere izin vermiyor. Yani Türkçe karaktere izin veren bir text render var mı? Onu bugüne kadar keşfedemedim. Yani herhalde öyle bir şey yok. Biz zaten o tarz baloncuk tarzı, konuşma tarzı şeyleri widget'larla yapacağız. Bunu şu an test için kullanıyoruz. Widget blueprint'lere geldiğimizde o konuşma balonu nasıl konur, işte o tarz şeyler nasıl yapılır? Bir widget bir aktörün üzerine nasıl eklenir? Widget component olarak, widget bileşeni olarak nasıl eklenir? Onları tabii ki göstereceğiz inşallah. Teşekkürler hocam.